İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz Mahya Işıklarına. Ne mutlu ki yeniden birlikte olduk sizlerle. Ve bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Ne mutlu bizlere ki 23 Nisan bir Ramazan gününe denk geldi. Şu işe bakın ki, bu tarihi günün bayram olarak kutlanma kararı da bir Ramazan gününde alınmıştır. Evet, 23 Nisan 1924. O tarihten itibaren biz bugünü bayram olarak kutluyoruz ve bu kararın alındığı gün Ramazan'ın o mahya ışıkları altında yaşanılan güzel bir günüydü. Urfa'ya gidelim, Şanlıurfa'mıza, Anadolu'muzun o güzel köşesine. Orada bir terzinin yanındayız. Orada bir 23 Nisan öyküsü anlatmak istiyorum sizlere. Ama önce bu güzel terziyi tanıyalım. Mustafa Dişli. Mustafa Dişli Urfa'nın en güzel, en becerikli terzilerinden biriydi. Fakat bir aydınlanma sevdalısı. Öyle ki Urfa'nın çok büyük su sorunu var. Tutuyor Ankara'ya, dönemin başbakanına gidiyor ve masasının üstüne bir şişe bırakıyor. Diyor ki, beyefendi size Urfalıların gözyaşını getirdim. Urfalıların suyu yok. Ölülerimizi yıkayacak suyumuz bile yok. Ve onun bu yürekli, bu Urfa sevdalısı gönlü sayesinde Urfa su olanaklarına kavuşuyor. Sonra o yıllarda Şanlıurfa'mızda okul da yok. Dönemin Milletin Bakanı Hasan Ali Yücel'in Urfa'ya geleceğini duyuyor. Ve onun bütün trenle yol üstündeki yazabildiği her yere Urfa'ya lise istiyoruz diye yazıyor. Ya başarıyor. Urfa'ya liseyi getir diyor. Bir terzimiz Mustafa Dişli. Urfa denilince aklınıza neresi geliyor? Hı? Evet, Balıklı Göl. Bir gün Balıklı Göl'de yüzen bir yeni insan görüyoruz. Hatta su topu oynuyor. Mustafa Dişli'nin su topu takımı ve eğittiği yüzücülerdir onlar. Denizin olmadığı Urfa'da su topu takımı kuruyor ve yüzücüleri eğitiyor. Ve onlar 7 altın madalya alıyorlar. O bildiğiniz Balıklı Göl'de başarıyor bunları. Bu güzel insan. Ve tabii ki spor sevdalısı. Urfa Spor'un kurucularından sarı yeşil o renkleri Urfa'ya o kazandırıyor Mustafa Dişli. Tiyatro sevdalısı elbette. Şair, tiyatro oyunları kaleme alıyor. Şiirler yazıyor. Ve bu güzel insan Mustafa Dişli, Urfa'nın kurtuluş günü 11 Nisan. Her 11 Nisan'da şehir stadında o güzel sesiyle sunumlar yapıyor. Ama 1959 yılının 11 Nisan'ı Urfa'nın kurtuluşu. Giderken stadyuma doğru gözü arkada evinde. Çünkü 4 yaşındaki oğlu çok hasta. Ama Urfa'nın kurtuluşu. Ona ihtiyacı var Urfa'nın. Ve bütün kurtuluş günü programını o sunuyor. Eve geri döndüğünde oğlunun ne yazık ki ölüm haberini alıyor. Urfa'da bir ilkokulun bahçesindeyiz. Öğrenciler yaklaşmakta olan 23 Nisan için provalar yapıyorlar. Geçit töreni düzenliyorlar. Orada bir bankta köşede bir öğrenci oturmaktadır. Yusuf Sabri. Yusuf Sabri adlı öğrencinin çocuğun bir ayağı aksıyor. Bu yüzden katılamıyor hiçbir geçit törenine. Ayağı aksadığı için, aksak aksak yürüdüğü için Yusuf Sabri. Ve onun bu halini babası Mustafa Dişli görüyor. Gidiyor Mustafa Dişli, 3 tekerlekli bir bisiklet satın alıyor. Getiriyor oğluna, diyor ki oğlum merak etme, sen de 23 Nisan'a katılacaksın. Arkadaşınla beraber yürüyeceksin. Ve hemen soluğu bir marangoz arkadaşını da alıyor Mustafa Dişli. Ona şöyle bir tahta at başı yaptırtıyor. O oyuncak tahta at başını 3 tekerlekli bisikletin önüne koyuyor. Sabah Yusuf Sabri uyandığında bakıyor ki babası 3 tekerlekli bisikleti bir ata dönüştürmüş. Etrafında kumaşla kaplamış. O da ne? Yatağının bir köşesinde bir Kuvayi Milliye kıyafeti duruyor. Terzi Mustafa Dişli oğlu Yusuf Sabri'ye Kuvayi Milliye kıyafeti dikmiş. Ve o 23 Nisan'da Urfa'da herkes bir ata binmiş
Kuvayi Milliye kıyafetli o güzel çocuğu, Mustafa Dişli'nin oğlu Yusuf Sabri'yi alkışlıyor. Bir baba yüreği oğlunun 23 Nisan'a katılmamasına el vermiyor ve o güzel, o yaratıcı düşüncesiyle ayağı aksadığı için törenlere katılamayan oğlunu bir Kuvayi Milliye atlısına dönüştürüyor. Bu ülkenin birbirinden güzel hissi senetleri var. Her köşesinde, her yerinde. Onlar hiçbir zaman tükenmez. Ve bugün 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının yıl dönümü. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayallerindedir. Şanlıurfa'daki Mustafa Dişli gibi, onu da saygıyla bu Ramazan gününde yad ederek, çocukların hayallerine değer veren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere, herkese sonsuz sevgi ve saygıyla, daha nice 23 Nisan'da kutlu olsun. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysen...